Ne zaman bitir? Ne zaman bitirmiş? Ama neslek bitmiş be hale. Nasıl çabuk bitmiş? Yağmur yağdı ya üstüne. Ama doğunca ne iyi oluyor kız. Merhaba sevgili takipçilerim. Selamun aleyküm. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evimde buraya gidiyorum. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız canlar. Piknik tadında kahvaltı yapıyor. Bahçe işi görüyor. Şu an saat arkadaşlar 9.30'a doğru geliyor. Sabahleyin erken geldik. 6'da kalktım. Saati ayarladıydım canlar. Gerçi Mediş ben alarm çalmadan uyandım. 6'ya ayarladım saati. 6 olmadan uyandım ben. Gözlerim açılıyordu. 5.58'de beni kaldırıyordu. Ondan sonra cığıma kalktım bir yumurta kaynattım arkadaşlar 7-8 tane bir çay koydum termosa çayımızı demledim. Hazırlığımı yaptık gelirken de ekmek domates şundan şundan aldım. Bahçede yapalım kahvaltımızı diye. Şu an bahçede geldik. Ay hanıza dur. Kahvaltı yapıyor piknik tadında. Ama saat 9.30'a kadar bayağı bir iş gördük arkadaşlar. Bir sanma kabağımızı çapaladık. Domates stilimi çapaladım. Biberimi çapaladım. Biber bitmeye dur. Biberi 4 karık kaldı arkadaşlar. Melisa şu ekmek mi oradaki? Hangisi? De şu poşetteki. Ne bileyim. Ebiyan getirdi ekmek şimdi. He ekmek o. Ekmek, ha, ekmek. Getir o zaman onu. Sıcak taze fırından almış gelmiş terler. Anne. Anne. Ekmekte mi terler? Evet. Bizim anne bizim poşet o. Bizim ha, mi? Hayır. Bu ebenin ekmek getirmiş. Burada da bir şey var da ne oldu? Kahvaltımızı yapalım da ondan sonra bir daha bir şey edelim arkadaşlar çapalayalım. Ondan sonra patates eşi edeceğim, gireceğim. Evet bunun içindeki ne? Ekmeğim, pekmek. Hadi otur. Bir de hap. Annem geliyor. Nereye gidiyorsun? Geliyorum işte. Böyle tavanın içinde gezdim. Hadi oturun da kahvaltınızı yapın. Medine bırak kızım hadi bırak. Bir tane kaldı bitti. Bizim de iki tane mi kaldı annenin kaç? Bir tane mi? Merhaba abi. Merhaba. Merhaba. Bahçeyi de var ya çapaladıkça bir güzellik geliyor ki arkadaşlar nasıl? Vallahi her şeyin ki bakım. Benim şurada 3 sıra şeyim kaldı, biberim kaldı. Yukarıyı da çapaladım. Bu da tavşan kanı çayımız. Öyle mi gidiyor? Buyurun gelin çay içelim canlar. Ebe sen nereye gidiyorsun? Ebe. Evet. Hadi gelin kahvaltımızı yapalım hadi. Anne ben gidiyorum. Otursun oğlum gel. Abi, oradan da korkuyorum üstüne bir şey yapıyorum. Necahat abla gel çay iç. Gel anne sen tatarlanın için niye oturdun? Aa senin çayın burada gel. Vallahi çayda var ya hiç soğumamış. Nasıl güzel. Anne bana bir çay dökelim. Aynı şey dök gibi çay. Çayımızı dökme. Çay içeyim mi şunu? Hı? Ebe ne diyeyim? Bir tane kim var? Ne bileyim valla. Ebe ay. Hadi gelin yumurtalarımızı koyun. Şeker attın mı? Yo yo hiçbir şey yapmadım daha. Ebe gel şuraya otur şuraya. Tamam ben oradan korkarım yılan ne olur. He. Annem bir yalan. Yılan da seni bekliyor. Sen niye korktun da kurbağadan? O kurbağa. Al ebe şeker. Anne. Eyvallah. Ben şu yiyecek çaydan bir dur. Al şunu iç. Ben bir tane kalmam için bir tane koydum da bakıyorum. Ekmeğinin arasına koyun ben neyse. Çay başlamış mı bu çözüm edilmiş? Anne. Yok, anne. İyi oğlum. Anne
kaç yıl getirdin mi? İyi, iki tane getirdiydim. Anne sen de bana kahvaltı yaptın mı? Yaptım ben, yemem artık otur. Al da ye, saat 9:30 oldu. Attın mı bak aşağıya? Çeken mi? Attın mı? Yaptım, götür. Allah'ın azı ben sana koydum oğlum az. Şimdi de götür. Ben az koyalım. Tuz getirin mi anne? Allah'ın. Ben sana koydum az. He he. Çok büyük oğlum. Hayır, anne, bu değil. Şurada şey dururken ağacın gölgesi. Şurada dur. Bu ne? O ne? Sen buna bir baktın mı? Bu şeyler de büyümüş anne bak hele. Ne ya? Başka bir şey getireyim mi? Şurada ağacın gölgesi durdurken sıcağı oturdu. Melisa şor, me değil. Bana şuradan bir soğan getirdi. Yeşil soğan. İki üç tane alıp gelsen git. Anne. Anne. Biz kurutmuyoruz. O çantanın içinde kaldı herhalde. Anne. İyi ki palayı ekmiştik. Niye paşam? Kıyayı neye ektik? Hadi sal sal. Ay hana bakalım ne diyor. Anne diyor ki bu tarlayı direkmiştik. Kıyayı da daha sonra ekeriz. Ektik ya. Sen ektin mi salatalı? Salat şuraya ektim şurayı. Abandı yeğeni. Yarın daha da yoldun. 2-3 tane yol gel. Tallada soğanı hep mi yol geldi değil mi? 15 tane aldı geliyor. 10-15. Bu çok büyük anne. Ne? Sıcak sıcak al. Ay su üstüne koyma. Nasıl çıkın lazım ben oturuyorum. Gözde mi var? Gözde mi var? Gel otur arkamda. Şuraya oturuyorum Edeş, orada bir şey yok. Ana. Bir şey neyim kalırsa? Tam ne gelecek? Dur bakayım, şurada bir şey var. Ana ben sana şuraya sarayım dedim yiyeceğiniz, aç kalalım. Valla ben otur taşın ya. Toprağın üstüne oturamam. Şuraya yeşilliğin içine tertemiz oturdum. Sanki taş yok. Nasıl ben? Sığışamadık da. Zorol. Taşın neyim bakmış? Evet sevgili takipçilerim, biz karnımızı doyurduk canlar. Yukarıya su doldurmaya gidiyor. Melisa'ya su doldur diye gönderdiydim. Bir donu suya kaçırmış arkadaşlar. İyi ki kendin neye düşmemişsin Melisa. Yukarıda da kekik topluyorlar. Bidon da yok. Ben de elime şöyle şey aldım arkadaşlar da termosu. Termosa su dolduracağım. Annemin emmediğine çalışıyor. Şöyle 2-3 saatlik işimiz kaldı. Herhalde 1'e 1.5'a falan giderik. İnşallah. Kendin bitmedi bana acaba? Yo, geçen de doldurdum ben. Sen tut şunu bakayım. Demirden tutun. O ne? O şu. Aman ne yapacağım bunu. Vallahi bak hele şey içine almışlar orayı. Merak ettim yani. Vallahi böyle çapalanınca iyi oluyor değil mi diye. Onu daha önüne çapalı vurdum. Anne setinin gibi böyle değildi ama.
yumma. Orada niye böyle olmuş? Nasıl böyle değil? Yumuşak değil de sertti. Sitrinki taş gibi kapağı mı bu yumuşak? Kapak da bak yumuşak bu da. Sitir kullandı ya sert gelir zaten. Ondan mı? Sulanınca sert gelir tarla. Hmm. Ben ne diyorum size? Yağmurun yaşıyla şu kabağı attım diye. Anladım şimdi. Su başka, yağmurun yaşı başka. Hele vallaha taş gibi olmuş. Böyle olacak arkadaşlar. Bu yonca niye böyle? Çapalayacağım yumuşacık. Hani yoncaya bak, hele sapsarı. Sarmaşık çıkmış ya patateslerin dibinde. Medeş, sen kabağı çapalarken ben de biberi çapalayayım o zaman. Görülmüş ağır, temizlenmiş eve benzer. Neyi aynen öyle, her şeyi bakın işte. Kaçacıza bak, daha bir çok iki cüzüye yitir. Kolleyim de şuralarda bitsin. Anne sen şuraya niye misir atmadın? Nere attın şuraya. Evvel dün. İyi. Maşallah Medoş'uma maşallah Sübhanallah. Ne yapıyor? Dur. Mesela şey gibi geliyor. Oy. Ben terliklerimi yine çıkardım. Çıkarmayın diyorum. Tam çağır değil. Ne çamur ne şey. Ama yağmur var ya, bahçeyi ipi örselemiş arkadaşlar. Aşağıdaki bal kabaklarından daha buradaki de aynı. Bal kabaklarının yapraklarını delik delik delmiş. Sen azak gölgede otur. Burayı çapalayın bir biber kalıyor. Biberden çok kullanıyor. Zabanın için geldi ki Medine ondan işte. Bakın sen gelmeseydin. Hayır bir ay kallayalım. Hey hay kapını çekiyorum. Erken gelmenin avantajları. Neydi? Niye erken geldik? Çabuk bitirelim. Güneşe kalmayalım diye. Güneşte erimin olsun. Çalışmıyor. Zaten kaldık ki biz güneşe. Olsun. Şu neymiş? Vallahi şunu da yılan zannettim. O neydi? İplik. Ya sen onu da gördük ya yılan. Nerede? Hı. Ölmüş yazdı. Teyzem gibi kaçırırma aldıydım. Başım sıcaklandım. Nerede önceki kabaklar, nerede şimdiki kabaklar? Ya ben bir kabak yedim önce de falan. Bir dönüm. Vallahi. Sen benim yerimde olsan bayılırdın tarlaya. Niye? Dağlardım. Geç dönüm kabak çapalardık biz. Ya ben madem ekledi ya anne. Bir dönüme yakın ekerdi ya ben. Ne bir dönüm? Bir tane ekerdi ama anne. Ondan çok ekerdi ya. 3-4 dönüm şey ekledi kabak. Dönümde bu şey kadar mı? Tarla kadar. Bir kere dedim ben evim gittiydik de beni hep arı soktu diğer yerimde. Burada mıyım? Yok. Sar baba anne. Bir de baktım gelince ama gülüyor. Evi yanda böyle. Evimin ayağını kafasını ısırmış. Kedim nasıl gülüyor ama. Arkadaşlar Melisa böyle küçüktü. Böyle 6 yaşında mıydı? 7 yaşında mıydı? Annem gelinen tarlaya gitti. Ben de evdeyim.
Sabahleyin normal olarak gitti. Kuzu kavası iyi. Tarladan bir de geldiler. Kuzu kavası şiş. Annemin de Melisa'nında. Arı yuvasına girmişler. Arılar bunu hep şişmiş, tokmuşlar. Dedim, koy yonca biçiyordu herhalde. Benden su istedi, bahçeye getir dedi. Götürüyordum, arı kovanın üstüne basmışsın. Sen arının içine şeyi soktun herhalde çubuğu. Yok. Bir durma, normal duran arasına bir şey yapma. Öyle yapmışsın. Ben de bir şey olmaz neyi sanıyordum. Arılar bu kızı da herhalde. Dedim nasıl konuşuyor ama bağırınca. Saksı tabağına baktım da yoğunmuş. Hadi git. Hadi yürü Melisa. Yo, hadi yürü. Evet sevgili takipçilerim, biz bahçeden geldik canlar. Gelirken de alışveriş yaptık. Küçük böyle yumurta aldım arkadaşlar. Tavuk aldım. Mangallık aldım. Şöyle mangal yapacağız arkadaşlar. Balkonda domates, biber çıkartacağım şimdi. Ondan sonra cığıma marul çıkardım. Şöyle de bulaşığımız var canlar. Bunlar biraz sonra bu makineye dizeyim. Hep beraber çalıştırırız. Balkonda da acayip rüzgar esiyor görseniz arkadaşlar. Bahçeden geldik bayağı bir saat falan dinlendik. Daha bütün evimizin, barkımızın işi gücü hep duruyor. Vallahi hiçbir işe bakmadık arkadaşlar. Zaten evin barkında bir şey yok. Makinaya çamaşırlar doldurdum. Yemeğimizi yiyince de bulaşıklarımızı doldururum. Da buzluymuş. Bahaleme değiş. Tüplü sancıda yapacağız arkadaşlar. Hiç ateşine falan hiç uğraşmayacağım. İyi tamam. Kadına bir doğum hediye kapıldı. Anne evet. Yanıyor. Hiç kulet yanıyordu vallahi Melisa. Anne. Yanmaz oğlum o yanmaz. Ben de daha bir şey diyecek diye bekliyorum. Tekrardan merhaba sevgili takipçilerim. Ay vallahi içim dişim şey oldu ya. Medine mangalımızı yapıyor canlar. Ben de şöyle soğan salatası yapacağım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Bahçeden sonra çocukları ödünlendirmek isterim fakat. Özellikle de Medine'yi. Medine çok çalıştı ya. Şöyle halka halka doğrayıp soğanımızı pek lezzetli olur bu. Bu arada sizler bugün ne yaptınız arkadaşlar? Ne işlerle uğraştınız? Bugün bazı öğrenciler LGS sınavına girdi. Allah bütün öğrencilerimize zihin açıklığı versin inşallah. İstediklere yere giderler, istediklere şeylerine kavuşurlar inşallah. Ben kız çocuklarının okumalarını daha çok istiyorum arkadaşlar. Ellerinde altın bilezikleri olur. Yani kimseden bir beklentileri olmaz. Medik kulaklarım da duymuyor valla. Cözür deyip duruyor. Arkadaşlar vallahi kulaklarım da duymuyor. Kulaklarıma bir şey oldu. Kulaklarımın tarzı kulaklarımın. Niye? Video çekiyordum. Miremge aradı arkadaşlar. Onu da durdurdum. Beni bir ara dedi.
Biraz sonra onu bir arayın bakalım ne diyor. Herhal şeyleri var ya, tonları var ya burada. Onlar da götürmeye gelmedi. Ne diyor? Var ya insan boğuyor. Niye böyle yapıyor ki? Ne bileyim anne de. Valla. Benim şeyim boğazıma bozdu sanki. Karnımızı bir doyuralım arkadaşlar, güzel gibi dinlenelim. Ayhan acıktı mı paşam? Benim burada sırtım dişti anne güneşte. 15-20 dakikaya hazır olur oğlum. Ayhan paşam tedavi etmiyor. Elimi kıstırdım. Sizler bugün akşama neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? Menülerinizde neler var canlar? Verirsem telefonu böyle. Ablam çocuğu dibinden soktu. Çocuğu mu? Evet. Çocuğu mu? Medeyiz basacağım bir şey yok mu orada? Vallahi bak bir şey yok gibi herhalde. Güneşte vurdu, kamerada da bir değişik çıkıyor. Rüzgarda hele ki gitti, yine de şu vallahi yanmaz yok o tepli saç. Ay elim yandı. Yani Medeş biber de aynı kızartma gibi olmuş. Ya da tut ya. Daha sonra bu çöpkenizi koyalım. Gece daha dün yıkadık. Bir şey yok temiz de. Yarın daha dün yıkıyor. Normalde ben bu sacı arkadaşlar mangal için ayırdım. Geçen de bazlama ettim. Onu da zarilikten ettim. Vallahi dışarı soğuk muydu, neydi? Bu tüp mangala daha çok iyi oluyor. Hem insan ateşine uğraşmıyor. Şöyle 4-5 tane domates koydum, baklıcan, ciğer de vardı içinde. Mediş ciğerler pişti mi? Medine ciğerleri pişirmiştiler. Sen bu işi yapıyorsun Mediş. Yani baban gibi yaptın, çok güzel. Olsan da nasıl güzel mangal yapar arkadaşlar, görseniz. Ayrıca bir lezzet verir. Mangalımız da şöyle oldu bu arada arkadaşlar. Ayhan paşam da burada karnını doyuruyor. Ne paşam? Ben de içeriye gireyim, bir karpuz keseyim arkadaşlar. Ondan sonra cıma. Medeş ayran mı yapalım, yoğurt mu koyalım? Ayran yap. Bir ayran yapalım. Medine kola istediydi, gelip fena almadım inadıma. Kafayı kolaya taktı. Seviyorum ben seni, sevdiğim. Ay Medine. Ben de kalkayım mutfağa geçeyim, yavaştan sinimizi soframızı hazırlayayım. Bir karpuz keseyim, ayran yapayım. Ben yoğurt koyacağım arkadaşlar, yoğurt yiyeceğim. Ayranı fazla sevmiyorum. Balkonumuzu hazırlayalım arkadaşlar. Balkonumuzda yeriz, havalı havalı. Anne, bu arada vallahi mangalın kumanı hep içime gitti. Ey oğlum, ey annem. İçeride yapalım. İçeride mi yiyelim? Yok. Sen şuraya masayı koyun. Ay masaya ne gerek var? Şuraya sofrayı sereriz, koy sofrasını değil mi arkadaşlar? Serile yeriz vallahi, acayip yoruldum. Mirem'i aradı arkadaşlar tam da şimdi. Beni çağırıyor. Bahçesi çapalanacakmış. Ben gelemem Mirem'i dedim. Acayip yoruldum dedim. Çünkü gerçekten acayip yoruldum arkadaşlar. Hem ev hem bahçe, bir de oraya gidemezdim. Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah Allah izin verirse yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir de kanalımıza abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa arkadaşlar çok çok sevinirim. Abonelik tamamen ücretsizdir. Neydi Yavuz çağırıyor Ayhan uzak seni. Ayhan mı deniyor? Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Güle güle arkadaşlarım.